Merhaba. Bugün diyetimizdeki lif miktarı ve kalın bağırsak kanseri riski üzerine konuşacağım. Biliyorsunuz her zaman bol lifli gıdayla beslenmenin önemi üzerinde duruyoruz. Gerçekten yapılan çalışmalar bol lifli gıdayla beslendiğinde kalın bağırsak kanseri riskinin azaldığını gösteriyor. Örneğin Afrika toplumlarına baktığımızda Batı toplumlarına kıyasla kalın bağırsak kanseri görülme hızı çok daha düşüktür. Bunun nedenini araştıran çalışmalar Afrika'daki tam tahılla beslenme oranının çok daha yüksek olmasıyla açıklanmıştır. Batıda karbonhidrat ve proteine dayalı beslenme ağırlık kazanırken Afrika toplumlarında tahıla dayalı beslenme öne çıkmaktadır. Ülkemizin mutfağı ise aslında lif açısından büyük bir avantaj sunuyor. Türkiye'de çok çeşitli sebze ve meyvelere erişim var ve buradaki lif içeriği bizi kalın bağırsak kanserinden koruyor. Lifin görevi bağırsaktaki iyi tür bakterileri, örneğin Lactobacillus dediğimiz iyi bakterilerin miktarını arttırmak. Lifli, bol lifli beslendiğimizde bağırsağımızda çok iyi bakteriler ortaya çıkıyor ve bu iyi bakteriler kısa zincirli yağ asitleri sentezliyorlar. Kısa zincirli yağ asidi üretimi de bağırsak hücrelerimizi besliyor. Oradaki kanserleşmenin önüne geçiyor. Bunun tam tersi liften fakir beslendiğimizde bağırsakta enterobakter denen zararlı bakteriler, zararlı mikroplar fazlalaşıyor. Bunlar da inflamasyona yol açıyorlar. İnflamasyon da bağırsak kanserini tetikliyor. Özetleyecek olursam, yüksek düzeyde tam tahıllı beslenen kişilerde kalın bağırsak kanser riski azalır. Bol lif tükettiğinizde, bunu sebzelerden ve meyvelerden aldığınızda kalın bağırsak riski azalır. Batı tipi endüstriyel besinler yerine Türkiye mutfağına, tencere mutfağına, bol sebzeye, bol meyveye bol lifli gıdaya ve bol su içmeye dönmeyi teklif ediyorum. Sağlıcakla kalın.